bu suçlamayla karşılaşıyorsunuz? PKK'nın çarşıları yakıp yıkmasını karşınıza alırsanız bu suçlamayla. Yani nereden çıkıyor? Ben hayatımı vermişim, 6 yıl Tayyip Erdoğan'ın zindanlarında yatmışım ve o savaşımı sürdürüyorum. Ama ben Fethullah Hoca'nın kalkanı değilim. Fethullah Hoca'nın muhafızı, polisi değilim. Şimdi Fethullah Hoca'nın polisleri, yandaşları, kalkanları kalkıyor. Kim Türkiye bu gladyodan kurtulsun diyorsa ona böyle bir suçlama yapıyor. Şimdi efendim deniyor ki efendim, karalama var, çamur var. Türk ordusunu kim hapse tıktı? Ne karalaması? Gerçeklerden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 2007 Aralık ayında düğmeye bastı. Bunu açıkça söylediler. Ergenekon soruşturmasını başlatın diye. Aralık 5. Ve arkasından İşçi Partisi liderleri, işte Aydınlık, Ulusal Kanal, Türk ordusunun komutanları hapse atıldı. Bunlar karalama mı? Kim o zaman? Kim yaptı? Daha somut söyleyeyim. Kimin yaptığı bakın bu o da karalama suçlama değil. Polislerin yakasına yapışıldı. Savcılar soruşturma açtı. Mahkemeye verdiler ve tutuklandılar ve içeri atıldılar. Ve bu içeri atılanların da Danıştay suikastini tertipledikleri, Hrant Dink suikastiyle bağlantıları bütün delilleriyle ortaya dökülmeye başladı. Zaten biz bunları zamanında ortaya koymuştuk. Evet. Delil yok deniyor. Binlerce delil var. Delil yok olur mu? Açalım Balyoz duruşmalarını, Ergenekon duruşmalarını. Orada bütün deliller, bütün açıklığıyla ortaya kondu. Ve o deliller kimi gösteriyor? Pensilvanya'daki o merkezdeki zatı gösteriyor. Siz peki Sayın Bağ böyle mi düşünüyorsunuz? Apo meselesini de konuşalım. Bir dakika lütfen. Yani böyle bir tartışma olur mu? Abdullah Öcalan. Yani biz Abdullah Öcalan mı? Siz öyle bir soru sordunuz mu? Hı hı. Ben doğru yaptım. 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeniydim. Türkiye'deki bütün önemli gazeteciler, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, efendim Sabah, Vatan, ne kadar gazete varsa büyük gazete genel yayın yönetmenleri düzeyinde gittiler, görüşmeler yaptılar. Ben de görüşme yaptım, çok doğru yaptım. Onlar Amerika adına görüştüler. Ben Türkiye'nin toprak bütünlüğü, beraberliği için çeşitli telkinlerde bulundum. Bunların hepsi kitaplar halinde yayınlandı ve doğru yaptım. Şimdi bunu getirip bu tartışmada kullanmak çok ayıplıyorum. Peki, yani çok ayıplıyorum. Bununla ilgili zaman zaman yorumlar yapılıyor. Efendim, bakın, mısınız bu konuda? Şunu söyleyeyim. Çok doğru yaptım. Hiç pişman değilim. Bunun ürünlerini ileride göreceğiz, alacağız. Abdullah Öcalan da şunu söyledi. Biz dedi CHP listesinden, bakın açın Vatan'ı ve Sabah gazetelerini, Milliyet gazetesini 4 Aralık, 3 Aralık 1991 tarihinde seçimden sonra. Abdullah Öcalan şunu söyledi. Dedi ki biz Doğu Perinçe'ye 4 milletvekili önerdik Cumhuriyet Halk Partisi listesinden. Dikkatinizi çekiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 20 milletvekilliği verdi PKK'ya. O 20 milletvekilini kim belirledi? SHP'ydi. O zaman Abdullah Öcalan belirledi. Biz dedi Doğu Perinçe'ye 4 sizin milletvekili... Efendim? Ne yorum? Hangi yorum? Yorum değil efendim. Yorumda ne alakası var? CHP ile hep ittifak yapıp 22 milletvekilliğini vermedi mi PKK'ya? Evet. Ve Abdullah Öcalan o 22 milletvekilliğini ben yazdım diye ifadelerinde falan açık söylemedi mi? O 22 milletvekilinin 4'ünü Doğu Perinçek'lere verdim dedi. Doğu Perinçek tenezzül etmedi, reddetti dedi. Bakın şimdi esas mesele şu. Kim PKK ile birlikte bu açılımı yaptı ve o açılımla bugün Türkiye'yi bir yıkım ve yangının ortasına attı? Kim o bunlar yapılırken AKP'nin milletvekili sıralarında oturuyordu ve bu suça ortak oldu? Bunlara bakalım. Evet. Onun için şunu söyleyeyim, benim hiç kendimi savunmaya ihtiyacım yok. Hayatım boyunca Türkiye'nin toprak bütünlüğü, birliği için mücadele ettim ve sonuna kadar mücadele ettim. Ama şunu da söyleyeyim, Kürdümüze yapılacak haksızlık, baskı, zorbalık hep onun karşısına dikildim. Kimse onları söyleyemiyor. Hep onların karşısına dikildim ve büyük başarılar kazandım. Bundan sonra da ben Kürdüme dokundurtmam. Bakın evet, onu söyleyeyim. PKK başka, bizim yurttaşlarımız başka. İşte burada biliyorlar Doğu Perinçekler, İşçi Partisi, ondan sonra zorbalığın, zulmün hep karşısında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Eşitliğin, barışın, Türkiye'nin birliğinin yanındadır. Onun için hedef alıyorum. Amerika'nın hedefi olduğum için
Türkiye'de bu Apo masalları söyleniyor. Sayın Bağ, son olarak size şunu da söyleyip veda edelim. Az önce Sayın Perinçek Ergenekon ve Balyoz davasında, özellikle Balyoz'da tabii yüzlerce işte Türk ordusu elemanı hapse tıkıldı dedi. Binin üzerinde. Hepsi toplam binin üzerinde. Evet. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bu da bir oyunun parçası mıydı? Ve bunlar hapse tıkılırken niçin beyefendi AKP listelerinden milletvekili oldu? Türk ordusu hapse tıkılırken hangi vatanseverlikle kalktı AKP listelerinden milletvekili oldu ve Tayyip Erdoğan'ın açılımına oy kaldı? Şimdi öncelikle benim vatanseverliğimi, millet sevgimi, milliyetçiliğimi ölçme kimseye kalmadığı gibi Sayın Perinçek'e hiç kalmaz. Ölçmüyorum. Sayın Perinçek, size önce, somut soru soruyorum. Sayın Perinçek, kimse Sayın kimsenin Perinçek milliyetçiliğini önce, ölçmüyor. Size Apoyu, soru soruyorum. Kardeşim soru. Diye, Kürdistan dağları diye o attırın Nutkun hesabını yalan verin. Söylüyorsun. Bu savrulmanın ben Kürdistan hesabı, dağları diye bir Nutkun yok. Yalan söylüyorsun. Vatandaşın hepsi biliyor. Yalan hepsi söylüyorsun. Biliyor. Hayır, başkasıyla AKP karıştırıyorsun. Kürdistan AKP dağları diye bir Nutkun yok. Yalan söylüyorsun. Şu anda Alman Cumhurbaşkanı'na bile AKP diyor ki paralel diyor. Sen ben önce şu yalanını düzelt. Şu yalanını düzelt. Kürdistan dağları diye bir Nutkun yok. Yalanını düzelt. Ben dinlemiştim ama zor oluyor değil mi gerçekleri dinlemek? Ben sizi efendice dinlemiştim. Hayır efendim. Efendim siz ilk önce şu yalanınızı düzeltin. Yalanınızı düzeltin. Kürdistan dağları diye bir Nutkun var mı yok mu? Eğer şerefli bir insansan Kürdistan dağları Nutkunu gösterirsin. Ben AKP sıralarında oturduğumda delikanlı gibi yanlış yapıyorsunuz, terörün önünü açıyorsunuz diye onlara hesap sorduğum için beni disipline verdiler. Gezi'de yanlış yapıyorsunuz dediğim rapor yazdığım için disipline yolladılar. Kendiniz de karıştırmayın. Ben savrulmam, durduğum yerde dururum. Ama siz dün Apo tarafında oralarda Kürdistan dağları diye nutuk atıyorsunuz. Hayır, yalan söylüyorsun. Kürdistan dağları diye bir nutuk atmadım. Yalan söylüyorsun. Benim hiç böyle bir nutkum yok. Yalan söylüyorsun, yalan. Bak. Kimin yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Benim Kürdistan dağları diye bir nutkum yok. Kimin, yalan söylüyorsun. Kimin yalan söylediğini açıkça söyleyeyim. Halk daha iyi biliyor. Halkı bırak. Sen Kürdistan dağları diye bir nutkumun şeyini getir. Ulusalcılığı oradan AKP'nin kucağına gelmiş bir insansınız. Terbiyeni bozma. Karşınızda bu milleti sen seven okucakta, bir insan var. Sen okucaktaydın daha dün kadar. Şimdi, bırak. AKP paralel diyor. Siz de benzeri bir mantıkla aynı paralel. Biz onu 30 senedir söylüyoruz. 30 senedir. 30 senedir Fethullah Gladiyosu'nu söylüyoruz. Ben, evet. 30 senedir. Kim bak? Kimin gladiyosu olursa olsun bakın Sayın Perinçek. Kim yapıyorsa anayasayı, yasayı kim ihlal ediyorsa sonuna kadar gidilmelidir. Gitmeyen bu millete ihanet ediyor demektir. Gidilecek hiç merak etmeyin. İnsanlara çamur atılmaz. Çamur atmıyoruz. Türk ordusunu, İşçi Partisi'ni hapislere tıktınız. Ne çamuru? 170 ülkeye taşıyan, Atatürk'ü, kültürümüzü taşıyanlara çamur atmak kimsenin haddi değil. Fethullah Gülen mi taşıyor Atatürk'ü, Türk bayrağını? Yanlışı kim yapıyorsa onun karşısına savcımız, polisimiz, hakimimiz dikilmelidir. Dikildi burada zaten, içeri attı. Hapislere atıldı, dikildi. İçeride hepsi, senin arkadaşların içeride. İçeride şimdi. Olay budur. Karşımda oradan oraya savrulan biriyle bu diyaloğa girdi. Hiçbir yere savrulmamış. Başından beri hep sıratı müstakim, doğru yolda ilerleyen bir işçi partisi var. Milli Demokratik Devrim diye 1960'lardan beri. Millet koymuş. Biliyor. Millet hep bizim, millet sizin biliyor. Nereden savrulduğunuzu mu savrulmadığınızı mı çok iyi biliyor. Dününüzü de biliyor, bugününüzü de doğru. Biliyor ve geldiğiniz noktayı da biliyor. AKP ile yeni evliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi bakın, kim Fethullah Hoca'nın üzerine yürüyorsa bu suçlama yapılıyor. Biz Fethullah Gladiyosu'nu 20-30 yıldır sergiliyoruz ve bununla mücadele ediyoruz. Ve AKP'li de başından beri mücadele. Orada bir değişiklik yok. Ama bazıları Fethullah'ın savunmasına geçtiler. Neden? Amerika nedeniyle. Amerika Birleşik Devletleri Fethullahçı Gladiyo'yu savunuyor, koruyor. Ondan sonra ve bir takım partiler ve bazıları onların yanında zaten bakın Türk bayrağı götürmüş. Atatürk'ü, Fethullah Hoca'mı Atatürk'ü götürmüş. Bakın bunu da cesaretle savunamıyor. Fethullah Hoca'yı cesaretle ismini vererek savunamıyor.
Fethullah Hoca'nın Atatürk'le ne ilgisi var? Atatürk düşmanı. Fethullah Hoca bir Atatürk düşmanı. Fethullah Hoca bir Türkiye düşmanı. Ne ilgisi var? Evet, Sayın Bunu Bağ ismini vererek, bu bakın ben Atatürk'ü ismini vererek savunuyorum. Kendi işçi partimi ismini vererek savunuyorum. Ama Fethullahçılar kendi şeflerini ismini vererek savunamıyor. Düştükleri durum budur. Şimdi diyor ki savcılar bilmem neler. Savcılar zaten içeri tıkmış. Beyefendinin arkadaşlarını, polis memurlarını falan. Niçin içeri tıkmış? Araştırma ne? Hrant Dink suikasti, Danıştay suikasti vesaire. Şimdi önümüzdeki dönem Hrant Dink suikasti, Danıştay suikastinin bütün kirli çamaşırları ortaya dökülecek. Şimdi burada bunu isteyenler mi Tayyip Erdoğan'la beraber ve AKP ile beraber oluyor? Böyle bir psikolojik savaşa karşılarında mağlup olacak adamlar yok. Onu iyi bilsinler. Evet. Yani aslında HSYK sonuçlarından bu noktaya gelindi ama bundan sonraki hukuk süreci de çok ilgilendiriyor yani belki. Tabii bunların üzerine yürünecek. Evet. Bunların yakalarına yapışılacak. Bu tertipleri yapan. Şimdi bakın ortada bir ölü var, cinayet var. Şimdi hukukta nedir? Bir eylem var. Eylem ne? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1000'in üzerinde subayı, generali, as subayından başlayarak Genelkurmay Başkanı hapse atıldı mı? Bu bir suç mu? Ve İşçi Partisi'nin liderleri, yöneticileri hapse atıldı mı? Bu bir suç mu? Bunları yapanların amacı PKK ile birlikte Türkiye'yi bölmek değil miydi? Ve bu açılımı o sayede yürürlüğe koymadılar mı? Evet. Yani bunların hepsi bir gerçek. Yani ortada bir ölü var, cinayet var. Bu cinayet Cumhuriyet'e karşı işlenmiş. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, milletin birliğine karşı işlenmiş bir cinayet. Şimdi tabii o cinayetin sorumluları Fethullah Gülenler'den başlayarak araştırılacak, soruşturulacak. Ve bu soruşturma nereye varacak? Evet. Tayyip Erdoğan'a varacak Lale Hanım. Peki tamam. Tayyip Erdoğan'a yani, konu bugün, gelmişken bugün Fethullah ulaşılabilir mi? Çok kısa. Tabii ulaşılacak. Ve bugün Fethullah Hoca'nın önüne kalkan olanlar, kalkan olan partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'ları ve diğerleri, MHP ve Fethullah'ın müritleri göreceksiniz darma duman olacak. Çünkü neyin önüne kalkan oluyorlar? Suçun önüne kalkan oluyorlar. Türkiye'ye, Türk milletine ve Cumhuriyet'e karşı büyük bir suçun önüne kalkan oluyorlar. Peki. Kalkan olduğunu söylediğimiz zaman da bir takım başka yerlere çekiyorlar. Peki. Bunların üzerine gidilecek. Çok teşekkür Şunu söyleyeyim, bu soruşturma, bakın onun için ben burada vurgulayarak belirtiyorum. Diyorum ki bu hakimler, savcılar, yüksek kurulu cumhurbaşkanlarını sanık sandalyesine oturtabilecek, başbakanları, bakanları yüce divan sandalyesine oturtabilecek ahlaka, vicdana, karaktere sahip olan başıcık yargıçlardır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Perinçek. Sayın Bal da hattımızdan ayrıldı ama kendisine de teşekkür edelim. Ve sevgili seyirciler kısa bir aramız var saat başında. Halk TV Ana Haber devam edecek.